Tüm dünyada Black Friday olarak bilinen büyük indirim günü yaklaştı ve bu nedenle bu hafta markaların hikayelerinde Türkiye'nin çok büyük e-ticaret platformlarından birisi olan Hepsi Burada'nın öyküsüne bakıyoruz. Hepsi Burada 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olan Kaan Dönmez ve 4 arkadaşı tarafından kuruluyor. 2000 yılında ise Kaan Dönmez hisselerinin büyük çoğunluğunu Doğan Holding'e satıyor. Bu satışın ardından aslında hepsi burada Doğan Holding bünyesinde yeniden kuruluyor diyebiliriz ve bu yeniden kurulmanın yeniden yapılanmanın başında da Aydın Doğan'ın kızı Hanzade Doğan Boyner var. Hanzade Doğan Boyner bugün hala Hepsi Burada'nın yönetim kurulu başkanı. Kendisi London School of Economics mezunu, Ardından da Goldman Sachs'ta finansal analist olarak çalışıyor. Sonra da Columbia University'de master yapıyor ve Türkiye'ye dönüp Doğan Holding bünyesinde Doğan Online'ı kuruyor. Bugün Doğan Online'ın bünyesinde sadece Hepsi Burada bulunmuyor. Hepsi Burada'ya ek olarak Hepsi Burada'nın şirketlere sanal POS sunduğu, ödeme altyapısı sunduğu Hepsi Pay ve Türkiye'nin önemli bayis platformlarından birisi olan neslini.com da Doğan Online bünyesinde. Tekrar Kan Dönmez'e gelecek olursak kendisi 2010 yılına kadar hepsi burada bünyesinde devam ediyor. Sonra kalan paylarını da satıp şirketten ayrılıyor. Bugün hepsi buradanın kendi sitesinde belirttiği bilgilere göre 10 binlerce iş ortağı var markanın ve 40'a yakın kategoriyle 30 milyon çeşitten fazla ürün sunuyor tüketicilere. Ayda 200 milyonun üzerinde ziyaret alıyor. Amazon'un bir servisi var Alexa isminde. Bu servis aracılığıyla internet sitelerinin sıralamalarını görebiliyorsunuz. Türkiye'de de Alexa verilerine göre en çok ziyaret edilen 14. internet sitesi hepsiburada.com. Bu arada her ne kadar şu an on binlerce satıcıdan bahsetsek de Hepsi Burada'nın daha önceki modelinde satıcı olarak sadece Hepsi Burada vardı. Fakat daha sonra Hepsi Burada tam anlamıyla bir pazar yerine döndü. Yani ticari işletmeler gelip bu pazar yerinde, bu dijital pazar yerinde kendi ürünlerini satma imkanı buldular. Tabii ki bu durumda Hepsi Burada'nın çok daha hızlı bir şekilde büyümesini sağladı. Hepsi Burada internet sitesinde diyor ki biz Almanya'dan Hindistan'a kadar olan bir bölgede aslında e-ticaretin hakimi olmak istiyoruz. Türkiye 4 saat olan mesafelerde, uçakta 4 saat olan mesafelerde toplamda erişebileceğimiz 1 milyar insan var ve biz bu insanlara erişmek istiyoruz diyor. Keza bunu başarabilirse hepsi burada ya, tam anlamıyla Doğu'nun Amazonu demek mümkün olacak. Hepsi burada hızlı büyümesi neticesinde 2016 yılında Gebze'de bir operasyon merkezi kuruyor ve 100 milyon lira bir yatırımla 100 bin metrekarelik bir operasyon merkezi açılıyor. 2017 verisine göre bu operasyon merkezinin aylık 10 milyon ürün gönderme kapasitesi var. Biraz önce de belirttiğim gibi hepsi burada iş modelini değiştirince ve tam anlamıyla bir pazar yerine dönünce satıcı sayıları 10 binleri bulunca ve bunun ardından da bu büyük operasyon merkezi yatırımı yapılınca işler bir hayli büyüyor aslında. Tabii ki bunu destekleyen bir diğer durumda Türkiye'de insanların internetten alışveriş yapma konusundaki eğilimlerinin artması. E-ticareti olan bu eğilimle birlikte hepsi Buradanın da bahsettiğim şekilde kurmuş olduğu operasyon neticesinde yüksek karları yüksek gelirleri olduğunu söyleyebiliriz. Keza Fast Company dergisini 2020 Şubat ayında yayınladıkları dergide Türkiye'nin en çok kazanan internet girişimlerini sıralıyorlar. Hepsi burada bu listede 3. sırada. 5,5-6,5 milyar lira arasında bir cirosu olduğu söyleniyor. Listenin 2 numarasında benim size daha önce yine hikayesini anlatmış olduğum Trendyol var. Yukarıdan videoya erişip izleyebilirsiniz. Listenin 1 numarası kim derseniz yine bu videoda bahsetmiş olduğum doğan online bünyesinde bulunan bayis platformu nesine.com. Bu bahsettiğim cironun kayda değer bir bölümü de tabii ki videonun girişinde de bahsettiğimiz Black Friday dönemlerinde oluyor. Çünkü bu dönemlerde platformlar çok fazla indirim yaptıklarını öne sürüyorlar ve bir şekilde insanları etkileyip onların tüketim alışkanlıklarını tetikliyorlar. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 2018 yılında Black Friday kapsamında hepsi buradanın yapmış olduğu ciro 410 milyon lira. 2019 yılına dair veriyi ne yazık ki bulamadım. Bakalım bu sene 2020 yılında neler olacak? Bu daha önceki rekorlar egal edilebilecek mi, kırılabilecek mi? Tabii bu alışverişlerin çok büyük çoğunluğu da mobil uygulamalardan gerçekleşiyor. Bu nedenle mobil uygulamaların beğenilip beğenilmemesi, kullanıcı deneyimleri de önemli bir yer tutuyor alışveriş kararında. 2020 Kasım ayı itibariyle App Store uygulama marketinde 4.7 puan ortalamasına sahip Hepsi Burada'nın mobil uygulaması ve 390 bin oy almış. Google'ın uygulama marketi Google Play'de ise 465 bin oy alıp 4.5 ortalamaya erişmiş. Yani iki uygulama marketinde de 10 üzerinden aslında 9 üstü bir puan almış Hepsi Burada ve bu önemli bir başarı. Ben de bu uygulamayı daha önceden kullanmış birisi olarak yıllardır da hem Hepsi Burada'dan hem de diğer e-ticaret platformlarından alışveriş yapmış birisi olarak Hepsi burada da yaşadığım deneyimi beğendiğimi net şekilde söyleyebilirim. Bu zamana kadar mobil uygulamasını kullanırken herhangi bir sorun yaşamadım örneğin. Ve şöyle olsaydı çok daha iyi olurdu dediğimde çok fazla şey olmadı. O açıdan beni kullanıcı deneyimi açısından tatmin eden bir uygulama. Şimdi bu noktada şöyle bir durum daha var ama Artık hedeflemeler değişmeye başladı. Tüketici hedeflemeleri artık bir segment halinde hedeflenmiyoruz. Yani belirli ana tabakalara, ana segmentlere bölüp hedeflenmiyoruz. Kullanıcı bazında hedeflenmeye başlıyoruz. Uygulamalar, şirketler bize bir şey satmak istediğinde bunu bize en uygun olabilecek şey neyse onu bularak satmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu bizler için de iyi bir şey aslında. Yani bir şey almak istediğinizde size en uygun olan şeyin önünüze sürülmesi size çok daha fazla vakit kazandıracak, vakit tasarrufu sağlayacak bir şey. Hanzade Doğan Boyner de röportajlarında buna vurgu yapıyor aslında. İnsanları mikro segmentlerde yani en basit anlamıyla birey bazında hedeflemek gerekiyor. Ve bu şekilde hepsi burada da bunu yapmaya çalışıyor. Çok büyük bir data var neticede ellerinde ki bu tarz şirketlerin ellerinde fazlasıyla derin bir data var ama bu datanın anlamlandırılması gerekiyor. Burada da günümüzün çok popüler teknolojileri ve daha da popülerlik kazanacak teknolojileri, yapay zeka gibi, makine öğrenimi gibi kavramlar ortaya giriyor ve bu büyük datayı bu teknolojilerle anlamlandırdığınızda işte o zaman mikro düzeyde segment hedeflemesi yapabiliyorsunuz. Yani direkt olarak o bireye özel bir hedefleme yapabiliyorsunuz. En çok neyi tüketir, ne alır, neyi almak ister bunları bilip müşteriye opsiyonlar, seçenekler sunabiliyorsunuz. E-ticaret anlamındaki önemli problemlerden bir tanesi de özellikle kıyafet alışverişlerinde acaba bu benim üzerime olur mu endişesi. Tabii ki dünya üzerinde buna yönelik de teknolojiler yıllardır üzerinde çalışılıyor ve geliştirilmeye devam ediliyor. Artırılmış gerçekliğin hayatımıza çok daha fazla girmesiyle birlikte bu endişeler de yavaş yavaş ortadan kalkacak ve e-ticaretin sırf bu endişelerden dolayı aşırı düzeyde tetiklenemeyen kıyafet ayakkabı gibi tüketim alışkanlıkları da ileride çok daha fazla tetiklenecek. Muhtemelen hem hepsi burada hem de diğer e-ticaret platformları bu alana da yatırım yapıyor olacaklar. Bu bahsettiğim problem dışında e-ticaretle alakalı bazı problemler daha var tabi. İnsanların e-ticarete biraz uzak olmasında fiziksel olarak bir şeyi gidip almak istemesindeki bir diğer söz konusu problem de kargo problemi. Türkiye'de kargo hizmeti ne yazık ki çok kaliteli değil. Herhangi bir ürünü sipariş ettiğinizde ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Evde olur muyum, olmaz mıyım? Ya içinde bulunduğum dönem itibariyle pek çok insan evde zaten ama tekrar fiziksel hayata döndüğümüzü düşünürsek böyle zamanlarda kargo almamız aslında bir problem haline geliyor. Ve kargo şirketleri gelip geldik ama yoktunuz şeklinde söylemlerde bulunabiliyor ve kargonuzu almak için yeri geldiğinde kendiniz gidiyorsun. İşte hepsi burada tam olarak bu sorunla da çözüm bulmak için bir girişim başlatıyor ve hepsi jet hayata geçiriyor. Hepsi jet aslında bir kargo şirketi. Yani bunu sadece hepsi buradanın kargolarını taşıyan bir oluşum gibi düşünmeyin. Bu başlı başına bir kargo şirketi aslında. Çeşitli markalarla da anlaşma yapmış ve onların kargolarını da taşıyor yine hepsi jet. Bu markalar arasında Dianar, Decathlon, Morhipo, Eczacıbaşı, Kahve Dünyası ve Chibo gibi markalar var. Peki Hepsijet'in özelliği ne? Biraz önce bahsettiğimiz problemi aslında çözüm getiriyor Hepsijet. Ben örneğin kargumu belirli bir günde belirli bir saatte almak istiyorsam biraz daha fark ödeyip Hepsijet'le sipariş verebiliyor. Keza istediğimiz şeye bir an önce ulaşmak istediğimizde veya ne zaman ulaşmak istediğimizi bilmek istediğimizde aradaki farkı ödeyip bu hizmetten faydalanılabilir diye düşünüyorum. O yüzden değer önerisi çok iyi bir hizmet. Şimdilik sadece harita üzerinde gördüğünüz noktalarda hizmet veriliyor. Bu arada bu sistem kendi içinde ayrı bir ekonomi daha yaratıyor. Siz de isterseniz bu sistemin bir parçası olabiliyorsunuz ve hepsi jet kapsamında taşıyıcı olabiliyorsunuz. Yani kendi aracınız varsa, aracınız kriterleri sağlıyorsa bu araçla kargo teslimi yapabiliyorsunuz. Dünya genelinde nasıl insanlar Uber'le şoför olup müşterileri taşıyorsa burada da kargo taşıma yoluna gidebiliyorsunuz. Hepsi buradanın son zamanlardaki yeniliklerinden bir tanesi de Hepsi Express. Bu hizmetle birlikte yemek servisi ve market alışverişi servisi işine de girmiş oluyor Hepsi burada. Aslında önceden de market alışverişlerinizi Hepsi buradan yapabilirdiniz ama farklı farklı tedarikçilerden istediğiniz ürünleri alabilirdiniz. Şimdi sepetinizi dolduruyorsunuz ve yine istediğiniz saatte size getiriyorlar. Hatta istemediğiniz ürünleri de kapıda geri verebiliyorsunuz. Ben bu ürünü istemiyorum diye. Hepsi Express üzerinden market alışverişi yaparsanız ürünler Carrefour'dan ve Mopaş'tan tedarik ediliyor. Eğer yemek alırsanız da şu an sadece McDonald's Hepsi Express üzerinde hizmet veriyor. Yemek siparişi için minimum sepet tutarınız 14.90, market alışverişleri için de 50 lira olmalı taşıma ücreti de almıyor Hepsi Express. Fakat ödeme noktasında şu an şöyle bir problemi var diyebiliriz. Banka kartlarından, yemek kartlarından ve kapıda nakit ödeme şeklinde ödeme almıyor. Yalnızca kredi kartıyla ödeme alıyor şu anda Hepsi Express. Bu arada bu pazarla alakalı geçen hafta bir video daha çekmiştim. Yani bu tüketim ürünlerinin kullanıcıya ulaştırılması, perakende ürünlerinin kullanıcıya ulaştırılması pazarı. Geçen hafta Getir'in hikayesini anlatmıştım. Getir, Migros'un uygulaması, Bana Bir, A101'in uygulaması, Şok'un uygulaması. Yani burada ciddi anlamda bir rekabet oluşmaya başladı. Bu pazar birçok oyuncunun yarışmaya başladığı bir pazar haline geldi. Geçen hafta da söylediğim gibi buradan karlı çıkan uzun vadede tüketiciler olacaktır. Ben markaları anlatırken olabildiğince sosyal sorumluluk projelerinden de bahsetmeye çalışıyorum. Bazı sosyal sorumluluk projeleri de ekonomiyi de destekleyecek projeler olabiliyor. Hepsi burada da bunun güzel bir örneğini hayata geçirmeye çalışıyor. Girişimci kadınları desteklemek adına bir proje yürütüyor ve bu projeyle birlikte girişimci kadınlar hepsi burada bünyesinde kendi işletmelerini hayata geçirebiliyorlar. Diyebilirsiniz ki bunu zaten isterlerse yapabilirler ama bu modelde şöyle bir durum var. Girişimci kadınlara hepsi burada da satıcı oldukları takdirde hem reklam desteği veriliyor hem onlara bu işle alakalı eğitim veriliyor. Bunun dışında da normalde alınan komisyonlara göre satışlardan daha düşük komisyonlar alınıyor. Yani mümkün olduğunca onları daha çok teşvik edecek adımlar atılmaya çalışılmış. Eğer bu videoyu izleyen kadınlar arasında da böyle bir düşüncesi olan varsa detayların incelemesini öneririm. Ben tabii ki tüm detaylara bakmadım ama ilk bakışta değer önerisiyle çok güzel bir proje olarak duruyor. Baba Beni Okula Gönder isminde bir kampanya var bildiğiniz gibi. Doğan Holding'in başını çektiği bir kampanya. İşte o kampanyada Hanzade Doğan Boyner önemli isimlerden birisiydi ve orada küçük çocuklara vermiş oldukları desteği aslında bugün hepsi burada bünyesinde bu sefer kadınlara veriyorlar. Yani küçük kızların eğitim hayatına kazandırılması noktasında da kadınların ekonomik hayata kazandırılması noktasında da iki tane önemli çok ciddi proje burada söz konusu. O nedenle bunları da tekrar alım satmak istedim. Şimdi 20-22 yıllık bir hikayeden bahsediyoruz ve baktığımızda burada birkaç tane çok önemli nokta vardı bu başarının yakalanması noktasında. Bunlardan bir tanesi hepsi buradanın sadece kendisinin ürün satmayı bir kenara koyması ve burayı tam anlamıyla bir pazar yerine dönüştürmesiydi. Böylece pek çok satıcı bu platforma girebildi ve hepsi buradanın da bu yeni modelle geliri de gelir modeli de yeniden şekillenmiş oldu aslında ve çok daha karlı bir işe dönüştü bu. Bunun dışında müşteri deneyimini ön planda tutmaya çalışması, Hanzade Doğan Boyner'in röportajlarında belirttiği gibi mikro segmentasyon hedeflemesi ve kullanıcı deneyimini artırmaya çalışması da yine başarıdaki kritik noktalardan biri. Pazardaki diğer eksiklikleri tespit edip buna yönelik projeler geliştirmesi de hepsi buradanın ileride de daha büyüyebileceği gerçeğini gözler önüne seriyor. Bunlardan bir tanesi Bahsettiğim gibi hepsi Jetti, bir diğer konuda hepsi Paydi. tabi bunlarla da kalmıyor hepsi burada ve hepsi express ile bahsettiğim üzere hızlı tüketim malları pazarına da hızlı şekilde girmeye çalışıyor. Burası söylediğim gibi çok rekabetçi bir pazar ama hepsi burada hikayesinde bizim gördüğümüz şey eğer iş modelinizi doğru şekillendirirseniz doğru noktaya pivot ederseniz ve işinizle alakalı bu işe farklı katmanlar ekler paydaşlarınıza farklı hizmetler sunar tüketicilerinizi memnun edebilecek farklı adımlar atar. Onlara yönelik hedeflemeler, mikro segmentasyonlar yaparsanız iş modeliniz üstel bir şekilde, eksponansiyel bir şekilde büyüyüp çok anlamlı noktalara erişebilir. Kısacası bu hikayenin özetinin bu olduğunu düşünüyorum ve bizim de bu hikayeden almamız gereken dersin bu olduğunu söyleyebilirim. Son olarak siz hepsi buradan ürünlerinden ne derece memnunsunuz? Ne sıklıkta buradan alışveriş yapıyorsunuz? Bu zamana kadar herhangi bir problem yaşadınız mı? Mobil uygulamadan mı alışveriş yapıyorsunuz yoksa internet sitesini mi kullanıyorsunuz? Bu sorulardan istediklerinize yorumlar kısmında cevap verebilirsiniz. Yukarıda da izlemek isteyebileceğiniz videolar olabilir. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir markanın hikayesiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.